günler sevgili izleyiciler. Hepinize canı gönülden merhaba diyoruz. Bugün Hala Sultan diye bilinen Ümmü Haram binti Milhan'ın hayatına kısaca göz atacağız inşallah. Ümmü Haram binti Milhan, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt teyzesi olarak bilinir. Aynı zamanda Hala Sultan denilmiştir, halası olarak da zikredilir. Onun birçok bağlantısı vardır Efendimizle, yakınlığıyla alakalı. Bunlar, bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak onun Resulullah Efendimiz'e ne kadar yakın olduğunu görebiliriz. İhtimallerden birkaç tanesi şöyledir. Bazı alimler der ki o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt teyzesidir. Yani kız kardeşi Ümmü Süleym'den süt emme ihtimali vardır. O da bu şekilde süt teyzesi olur diyenler vardır. Bunun yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Neccaroğullarındandır. Hazreç kabilesinden, Neccaroğullarından, Beni Neccar koluna sahiptir Hazreç kabilesinin. Ümmü Haram da aynı kabileden olduğu için bu şekilde dedesinden dolayı bir bağlantısı var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babaannesi Selma Hatun'dan dolayı bir bağlantısı var ve bu yüzden halalarındandır diye zikredilmiştir. Böyle bir yakınlık söylenmiştir. Yine başka bir rivayette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Hazreti Amine ile süt kardeşidir Ümmü Haram. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt teyzesi oluyor. Bu şekilde olduğu zaman annesiyle çünkü süt kardeşi oluyorlar. Süt teyzesi oluyor. Neticede süt teyzesi olsa da veya halası olsa da Efendimiz'le bu şekilde bir yakınlığı var. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek kadına çok hürmet eder. Onun yanına gider. Onun yanında rahat olur. Evinde istirahat ederdi. Ümmü Haram binti Milhan İlk deniz seferine katılan, şehitlik özlemiyle yanan bir hanım sahabidir. Kıbrıs'ın manevi bekçisi, meşhur Hala Sultan olarak biliyoruz kendisini. Şecaat sahibi, kahraman bir hanımefendi. Aynı zamanda Enes bin Malik'in, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında küçüklüğünden beri hizmet eden Ümmü Süleym'in oğlu Enes bin Malik'in de teyzesidir Hazreti Ümmü Haram. Bi'setten önce, yani peygamberlik gelmeden önce Medine'de dünyaya gelmiş. Babası Milhan bin Halit, annesi de Müleyke binti Malik'tir. Ümmü Haram'ın asıl adının Rümeysa veya Gümeysa olduğu zikredilir kaynaklarda. Ümmü Haram büyük sahabi, fedakar kahraman sahabi, İslam'ı anlatmak için yola çıktığında davet edenlerin tuzaklarına düşüp şehit edilen Haram bin Milhan'ın da kız kardeşidir aynı zamanda. Medine'nin ilk Müslüman hanımlarından ve İslam'dan önce Amr bin Kays ile evlenmiş. Kays ve Abdullah isminde iki tane çocuğu dünyaya gelmiş. Kendisi İslam'la şereflenince eşinin de Müslüman olmasını çok arzu etmiş. Onun için gayret etmiş. Fakat bütün ısrarlarına rağmen eşi Müslüman olmamıştır. O Müslüman olmayınca müşrik birisiyle hayatını devam ettirmek istemediği için İzzetli bir şekilde mümin olarak daha mutlu yaşamayı tercih ettiği için ilk eşinden, müşrik olan eşinden ayrılmış ve daha sonra Ensar'ın ileri gelenlerinden meşhur sahabi Ubade bin Samit ile evlenmiştir. Ubade bin Samit'ten de oğlu Muhammed dünyaya gelmiştir Hazreti Ümmü Haram'ın. Ubade bin Samit'ten dolayı, yani eşinden dolayı çok şanslıdır Hala Sultan. Çünkü eşi Medine'deki Müslümanların öncülerinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rıdvan biatında biat edenlerden, yine iki akabe biatına da katılıp orada Resulullah Efendimiz'e her halükarda itaat edeceğini, ondan ayrılmayacağını, o ne derse yapacaklarını, şartsız, koşulsuz, tereddütsüz bir şekilde ona itaat edeceklerini ilan eden Müslümanların içerisindedir. Yine ikinci biatta 70 Müslümanı temsilen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bizzat görüşmeye gelen 12 Medineli sahabinin içerisindedir Ubade bin Samit. Suffe ashabına da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu öğretmen tayin etmiştir. Çünkü okuma yazması vardır, ilim sahibidir. Bu yüzden Suffe ashabına öğretmen olmuştur. Bu büyük sahabi bütün savaşlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bulunmuş. Hiçbir fedakarlıktan geriye kalmamıştır. Yine Mısır fethinde Amr bin As,
orada yardım istiyor. Hazreti Ömer Efendimiz'den yardım istiyor Mısır fethi zamanında. Hazreti Ömer Efendimiz de ona 4 kişi gönderiyor ve diyor ki sana 1000 kişi kuvvetinde 4 insan gönderiyorum. İşte o 1000 kişi kuvvetinde dediği insanlardan bir tanesi de Ümmü Haram'ın eşi Übade bin Samit'tir radıyallahu an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de kendisini Bizans kralı Heraklius'a elçi olarak göndermiştir. Yani bulunduğu zamanlarda halife efendilerimiz tarafından en önemli vazifelerle vazifelendirilmiş büyük bir sahabidir Hazreti Ümmü Haram'ın eşi. Dolayısıyla eşi bu derecelere, bu şerefe sahip olduğu için kendisi de ona destek olmuş, ona yardımcı olmuş sürekli ve o şerefle kendisi de şereflenmiştir. Yine Ümmü Haram ve eşi Hazreti Übade, erkek kadın herkesin ilim öğrenmesinin gerekliliğini bildikleri için, ilmin bütün Müslümanların üzerine farz olduğunu bildikleri için ilimlerini geliştirmede çok gayret etmişler. Hadis rivayet edecek seviyeye kadar gelmişlerdir ve Hazreti Ümmü Haram 5 tane hadis rivayet etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kalbi Allah'ı zikre bağlı, Kitabullah'ı çok okuyan, çok namaz kılan ve çok ibadet eden, çok oruç tutan bir hanımefendiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini ona yakın hissettiği için ve aralarında böyle bir akrabalık bağı olduğu için sık sık Ümmü Haram'ın evine gider, orada istirahat ederdi. Ümmü Haram da ona ikram eder, yemek yedirir. Yine böyle günlerden birisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Haram'ın evindeyken kaylule uykusuna yatıyor biraz istirahat etmek için. Uykudan uyanınca gülümseyerek kalkıyor Efendimiz. Diyor ki Ümmü Haram, ya Resulallah, sizi gülümseten şey nedir? Neden gülümsediniz? O da diyor ki, ey Ümmü Haram, ümmetimden bir kısmının gemilere binip kafirlerle savaşmaya gittiğini gördüm buyurdular. İleride olacak deniz savaşlarına işaret ediyordu Efendimiz bunu söyleyerek. Ümmü Haram da zaten şehadet özlemiyle yanıyor. Kendisi de şehit olmak istiyor. Hemen bu fırsatı değerlendirip dedi ki, ya Resulallah, dua eder misiniz? Ben de onlardan olayım. O deniz seferine katılanlardan olayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine, ya Rabbi, onu da o sefere katılanlardan eyle diyerek dua eder. Ve daha sonra Efendimiz tekrar istirahat etmek için sağ tarafına yatar. Biraz uyuduktan sonra bir daha gülümseyerek uyanır. Der ki, Ümmü Haram, ne oldu ya Resulallah? Bu sefer neden gülümsüyorsunuz? O da şöyle buyururlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu defa da ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm. Yine Ümmü Haram der ki, ya Resulallah, ben de onlardan olabilir miyim? Dua eder misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, hayır, sen ilklerdensin der ve o deniz savaşına katılacağını o şekilde bildirir Hazreti Ümmü Haram'ın. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir kendisi. Ümmetimden denizde gaza eden ilk muharipler cennete girmeyi hak etmişlerdendir. Ümmü Haram der ki, ya Resulallah, ben onların içinde miyim? Evet der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bundan sonra Efendimiz tekrar der ki, ümmetimin Kayser şehrine gaza eden ilk ordu fertleri içinde mağfiret olunmak vardır deyince, Ümmü Haram tekrar der ki radıyallahu anha, ya Resulallah, ben bunların içinde miyim? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, hayır, sen ilklerin içindesin diye ona buyurmuşlardır. İşte bu birincisi Efendimizin birinci zikrettiği Kıbrıs seferidir. İkincisi ise Yezid'in Hicri 52 yılında yaptığı İstanbul seferidir. Yapılacak olan ikinci sefer İstanbul seferidir. Evet, Hazreti Ümmü Haram bu şehadet özlemiyle yanmaktadır ve artık o günlerin gelmesini beklemektedir kendisi için. Aradan zaman geçer, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat eder. Onun vefatından sonra eşiyle birlikte Humus'ta tebliğ görevinde bulunmak için oraya yerleşirler ve bir müddet orada kalırlar. Daha sonra Hazreti Osman Efendimizin halifeliği döneminde Şam valisi Hazreti Muaviye'nin komutanlığında 647 tarihinde Kıbrıs'a gitmek üzere bir donanma hazırlanır. Bir deniz seferi hazırlanır ve bu deniz seferinin içerisinde, donanmanın içerisinde Hazreti Ümmü Haram radıyallahu anha ve onun eşi Übade bin Samit de vardır. 86 yaşına girmiş olmasına rağmen Ümmü Haram bütün güçlüklere göğüs gererek o mücadeleye katılır, o sefere katılır ve sıkıntılar olmaktadır. İlk defa bir deniz seferine çıkılmaktadır. Yorucu bir yolculuktur. Fakat Ümmü Haram hiçbir şekilde şikayet etmemiştir. Hiçbir şekilde yorgunluk emaresi göstermemiştir.
gönlü İslam'ı tebliğ etme heyecanıyla coşmaktadır. Bir an önce Kıbrıs'a gidip oradaki insanlara İslam'ı anlatma telaşındadır ve aynı zamanda oralarda şehit olup kalmayı da arzu etmektedir. Onun bu neşesi, bu sabrı, bu heyecanla yoluna devam etmesi diğer genç olan askerleri de heyecanlandırır, onları da gayrete getirir. Çünkü 86 yaşında bir hanımefendi ve canla başla kendisinin takatinin üstünde bir güç sarf ederek İslam için şehit olmak için bir mücadeleye katılmıştır. Müjdeyi hatırlayarak şehitlik özlemi içerisinde kendisini zinde tutmaya çalışır, kendisini motive etmeye çalışır ve onun tahakkuk edeceği günü dört gözle beklemektedir. Yani şehadetin tahakkuk edeceği günü beklemektedir Hazreti Ümmü Haram. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra donanma Kıbrıs'a ulaşır. Önce oradaki insanları Müslüman olmaya davet ederler. İslam'ı tebliğ ederler fakat kabul görmeyince daha sonra mücadeleye başlanılmıştır. Ciddi mücadeleler olur. Hazreti Ümmü Haram da orada askerlerle birlikte kendisi de mücadele etmiştir, gayret etmiştir. Ve askerlerin şevkini, gayretini bir kat daha arttırmıştır onun gayretleri. Ümmü Haram bu gayretler içerisindeyken, bu canlılığı gösterirken ihtiyar haliyle askerlerle beraber Kıbrıs işlerine doğru dalıp gider ve Larnaka yakınlarına vardıkları zaman bindiği atın ayaklarının sürçmesinden dolayı düşer, attan düşer ve oracıkta boynu kırılarak ruhunu teslim eder, orada vefat eder. Böylece çok özlediği, özlemle beklediği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği şehadete de Kıbrıs'ta kavuşmuş olur Hazreti Ümmü Haram. Kıbrıs Hicri 28'de fethedilmiştir. Ümmü Haram da bu fethin sembolü olarak orada kalmıştır. Larnaka şehrinin Tuz Gölü kıyısında bulunan kabrine miladi 1570'te bir türbe yapılmış. Hala Hala Sultan adıyla yüzyıllardır oradan feyiz ve bereket saçmaktadır Hazreti Ümmü Haram. Orası onun kabri yöre halkı tarafından da hatta Müslümanların dışında gayrimüslimler tarafından da Saliha kadının kabri diyerek ziyaret edilir. O şekilde anılır ve Ümmü Haram'ın ismi kullanılarak da yağmur dualarına çıkıldığını İbni Hacer Taberi ve Vakidi'den nakletmiştir. Bu şekilde onun adını kullanarak yağmur dualarına çıkarlar oradaki insanlar. Efendimiz'e yakınlığı sebebiyle Müslümanlar ona hep hürmet etmişler, onun kabrini ziyaret etmişler, oralarda dua etmişlerdir. Hatta ecdadımız Osmanlı Kıbrıs hizasından geçen gemilere selam verdirmiştir. Orada Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok yakınlarından birisi yatıyor diye, onun kabri var diye Kıbrıs yakınlarından geçen gemiler selam vererek geçmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar buradan geçen Osmanlı gemilerince top atışı ile selamlandığı da rivayet edilir. Kıbrıslı Türkler için Hala Sultan kabri ve türbesi önemli bir ziyaretgah olmuştur. Kendisinin 5 tane hadis rivayet ettiğini söylemiştik. O hadislerden bir tanesi de şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini nakletmiştir bize. Denizde başı dönüp kusan kimseye bir şehit sevabı, boğulan kimseye ise iki şehit sevabı vardır buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak şefaatlerine bizi nail eylesin, onlardan razı olsun. İnşallah başka bir seferde, başka bir Güzide Hanım'ın hayatında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.